Yoruldum. Şurada 2 dakika bir soluklanacağım ha. Ay abla pes yani. Ben sana demedim mi sabah gazete gelir gelmez beni uyandır diye? Hayır. Ha iyi. Bahanen de hazır. Heh, işte burada. Kanal 26'nın 2. kuruluş yıl dönümü balosu dün gece yapıldı. Ben de oradaydım. Arzu Parlak sosyetede boy gösteriyor. Yani bu ne demek? Magazin sayfalarına geri dönüyor demek. Şehrin en klas, en şık, en gösterişli isimleri oradaydı. İyi de o zaman seni nasıl içeri aldılar? Sen yanımda olmadığın için. Nasıl, ne yapıyorsun? İyiyim ablacığım, sen ne yapıyorsun? Bakalım kaç yerde fotoğrafım çıkmış ve kaç yerde adım geçiyor. Ne olacak geçince? Reklam olacak abla, reklam. Arzu Parlak gerçeği gün geçtikçe unutuluyor, yok oluyor. Artık beni sokakta Melekler Konağı'nın Esra Şahan'ı olarak değil, Dilek Kahraman'ın kardeşi olarak tanıyorlar. Ha, büyük trajedi. Yani bir insan bu kadar mı düşer? Ama bu haberler sayesinde şehirde Arzu Parlak'ı tanımayan kalmayacak. Ben bunu bir sır olarak saklamak istersin diye düşünmüştüm. Abla, bulamıyorum ben kendimi. Abla, Allah aşkına bul beni, bul. Ama Arzu, bozma moralini. Bir de buna bak, belki burada varsındır. Abla, burada da yokum. Yokum işte. Bozma Arzu moralini. Bir de buna bak, belki burada varsındır. Ay bu ne ya? 50 tane eki var bu gazetenin. Ay, abla, ben sana demedim mi? Sabah bu gazeteler gelince beni uyandır diye. Ha tabii Arzucuğum. Aslında senin resmini tam sayfa basmışlardı ama beklediler, baktılar ki sen kalkmadın. Senin resmini kaldırdılar, valiyle belediye başkanının resmini koydular. Aa bak, Arzu şeye bak. Valiyle belediye başkanının tam ortasına bak. Bak. Aa. Ay benim o iktirip kaptırdığım adamlar valiyle belediye başkanı mıymış? Ay çok çirkin çıkmışım, Allah aşkına kapat, kapat, kapat. Ay o sen değilsin ki, o Zekeriya Beyaz Hoca. Ay ilahi Arzoş, yani sen kendi resmini mi gösteriyorum zannettin sana? İlahi Arzoş. Yok canım, hiç öyle sanar mıyım? İlahi Arzoş. Abla benim bir işim var, hemen geleceğim. Arzoş! Durun! Ay durun! Durun, yapmasanıza! Aa! Arzu! Yapma, ne yapma? Aa, şimdi enişten duyacak, inecek aşağı. Vallahi biliyorsun uykusu bölündüğünde ne kadar sinirlendiğini. Faruk! Faruk! Faruk, yapma gözünü seveyim Faruk. Faruk, istersen sen 3-5 el havaya ateş et. Böyle bir sinirlerin boşalır. Hem silah da boşalır. Bu silah zaten boş Dilekciğim. Bundan sonra da hep boş kalacak. Ya tamam, aile yadigarı bir tüfek ama yine de evin içinde kalması beni huzursuz ediyor. Bu yüzden götüreceğim ve daimi bir emniyet kilidi taktıracağım. Hiç kimse bundan sonra tehdiye basamayacak. Ya acaba birkaç gün daha beklesem mi diyorum. Hazır av mevsimi de başlıyor. Ve de evin içerisinde zarif bir ceylan gibi seken bir de baldızım var. Yok, taktır enişte, taktır. Emniyet kilidi taktır, hatta emniyet şeridi taktır. Ha Dilek ya, hazır havalar düzelmişken şu bahçeyi bir adam edelim diyorum. Sen bir uğraş istersen, gerisini ben tamamlarım. Şimdi sana bahçe aletleri getireyim diyeceğim ama... Tamam Farkcığım. Yerde de bir ajlan var. İstersen bunu da kaldır. Ne olur ne olmaz. Çocuklar gelir, sonra ayakları takılır, düşer filan. Tamam Farukcuğum. Ajdan. Şşt. Ajdan, iyi misin? Ajdan. Ah. Ay pes yani abla. Ben şurada gazeteye çıkmamışım, içim kan ağlıyor. Orada Ajdan
dakikacık nefes alamadı diye hemen koştur ona. Yok Arzucuğum, ben senin için. Yolda yürürken ajana takılırsın, düşersin, bir yerine bir şey olur diye kaldırmaya çalışıyorum ajanı. Buraya gel yardım et, bana manyak mısın desin. Hayır gelemem, işim var abla. Şu gazetenin editörüne haddini bildireceğim. Ay bana bak aman. Dikkat et. Doğru düz konuş adamla, saçma sapan bir şey söyleme. Abla bilirsin, ben her zaman doğru dürüst konuşurum. Çok sakinimdir, sükunetimi korurum. Alo! Ha? Bana editörünü bağla bakayım çabuk. Ne demek sen kimsin? Sen koskoca Arzu Parlak'ı tanımadın mı yani? Bak, 5 saniye içinde o editörünü bağla, yoksa bu telefonu kafana yersin. Ne yapıyorsun? Sükunetini koruyor. Ha? Alo! Sen şimdi koskoca Arzu Parlak'ı neden gazetende isim olarak geçmedin bakayım? Ne? Ha, gazetede yer yoktu yani. İyi o zaman. Ablamın sana vereceği tam sayfa yemek ilanı için de yerin yoktur. Evet, tam sayfa canım. Hem de peşin. Abla, çabuk bana şu kredi kartını ver, çabuk. Zor. Arzu. Bırak şu telefonu. Sen artık o koskoca Arzu Parlak değilsin. Ya geçip gitti o günler. Sen de bizim gibi sıradan birisin. Ve bunu kabul etmediğin sürece de çok acı çekersin. Haklısın galiba enişte. Benim bunu kabul etmem lazım. İyi, ne yapayım? Faruk. Vallahi bravo. Ya ben şu lafları 50 kere söyledim, hiç faydası olmadı. Sen bir kere söyledin, bak nasıl etkili oldu. Sağ ol hayatım. Bu ses tonu ifade ve karizma ile ilgili bir şey. Cidden vallahi enişteciğim, yani ben televizyoncu olsam böyle bu karizmayla size böyle prime time'da yarışma programı sundururdum. Ya sorma be Ajlan. Benim benzerlerim televizyonlarda böyle milyonlarca lira veriyor. Ben de baldızım hayat dersleri veriyorum. Ne yapalım? Kader utansın. Kaderim buysa çekerim birkaç diş daha. Ay Geloş Hanım. Şimdi böyle eniştemin bu lafların ağzını böyle bağlama solo döşeyeceksiniz. Ay böyle yılın, yemin ediyorum, fantezi arabesk kalbi. Neyse. Arzu hiç değilse akıllandı. Artık gerçekleri kabul ediyor bu da.